Robotların her işi yaptığı bir dünyanın hepimiz hayalini kurduk. Artık hayale gerek yok. Çünkü Japonya'nın uzak bir bölgesinde, bir robot otelde geleceğin bazı yönlerini nasıl yaşayabileceğimizi deneyimleyebilirsiniz. Tokyo'da bulunan bir robot otelin resepsiyonunda, restoranında ve bazı diğer görev sahalarında hiçbir insan çalışmıyor. Görevi robotlar üstleniyor. Resepsiyonda kayıt yaptırmak için önce bana yakın olan erkek robota yöneldim. Kadın robotun çağırması üzerine onun yanına gittim. Welcome to Henna Hotel. Please use the touch panel to select your language. Please scan your passport page with your picture on the device. Robotun komutu üzerine pasaportumu tarattım, imzamı attım, selamlaştık. Sonrasında robot tüm bilgilerimi aldıktan sonra beni ödeme makinesine yönlendirdi. Ödemeyi de bu makineden kendimiz yaptık. Japon kültüründe selamlaşmak çok yaygın. Son kez selamlaşıp resepsiyondan ayrıldık derken... Bak burada da bir şey var. Asansördeki bilgi afişinden de anlaşıldığı üzere bu otelde yemek pişirmek için veya çamaşır yıkamak için de kimse yok. Otelin restoranı otomatlardan oluşuyor. Otomatlardan ayrıca kimseyle konuşmadan terlik ve pijama da alabiliyorsunuz. Çamaşırlarınızı bile otomatlar yıkıyor. Oda kapıları ise yüz tanıma sistemiyle açılıyor. Televizyon odaya girmemizle çalışıyor. Klima otomatik çalıştı, gördünüz mü? Evet. Dolap var. O dolap ne? Odanın en çok ilgimi çeken özelliği ise kıyafetlerinizi koyduğunuz dolabın kıyafetlerinizi otomatik bir şekilde hem temizliyor hem de ütülüyor olmasıydı. İçinde oluşan buhar, sıcak hava akımı ve dakikada 180 defa hareket eden askılığı sayesinde dolaba koyduğunuz kıyafetleriniz birkaç saate hazır. Giyeceğim kazağı koyacağım, bayağı bir kırışık. Bu filtreler sayesinde içeride bir hava akımı olacak. Bakalım kıyafetim sabah ütülenmiş bir şekilde olacak mı? Yanı başımızda ayrıca odayı kontrol etmemizi sağlayan akıllı bir telefon ve Siri benzeri bir yapay zeka robotu vardı. Televizyon kapandı. Açıyorum. Bu kanal değiştiriyor. Burada klimanın derecesini ayarlayabileceğimiz tuşlar var. 22 dereceye ayarlayalım. Işıklar. Özünde Henna Hotel gibi robotik işletmeler şimdilik sadece eğlenceli bir deneyim. Ancak insanlara karşı ciddi bir potansiyel tehdit ortaya çıkarıyor. Henna Hotel müşterileriyle konuştuğumda onlar robotların kendilerini tam olarak anlamadıklarını ve duygusal bir boşluğa düştüklerini söylediler. Eğer robotlar ve onların sahipleri otel işletmeyi kafalarına koyarlarsa, o zaman insanların kendilerinin vazgeçilmez olmaları için daha çok insan olmaları gerekecek, yani duygusal özelliklerini kaybetmemeleri lazım. Japonya, yüksek işçilik maliyetlerine karşılık vermek amacıyla şimdiden yaklaşık 500.000 civarında endüstriyel robot çalışan istihdam ediyor. Bu sayı bütün diğer ülkelerden daha fazla ve büyük işletmeler önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu sayının 1 milyona çıkmasını hedefliyor. Robotlar burada çoğu iş kolunda yer alıyor. Telekomünikasyon şirketi ve bankalar gibi. Bu robotun adı Pepper. Hello. How does it work? Oh, does it follow?
Karşısındaki bir insan ona nasıl yaklaşıyorsa o da ona göre davranıyor. Yani siz eğer öfkeyle yaklaşırsanız o da size öfkeyle karşılık veriyor. Biriyle tanıştığı zaman başlangıçta utangaç ve huzursuz oluyor. Fakat daha sonra karşısındakine bağlı olarak iyi ya da kötü duygularında değişim gözleniyor. Geleceğimizin nasıl görünebileceğini tasarlarken Japonya hep önce olmuştur. Ben de gelecekte robotların basit iş kollarını nasıl ele geçireceğini göstermek için Tokyo'da bir robot fuarına katıldım. Şimdi sanayi endüstrilerinde kullanılan robotlara bakalım. Daha sonra ise tıpkı bir insana benzeyen ürpertici robotlara geçelim. Kutuları bir yerden bir yere hava basıncıyla taşıyabilen robotlar ki ambalaj ürünlerini de taşıyabiliyorlar. Havayı bu silikonlar sayesinde vakumluyor, eşyaları kaldırıp indirebiliyor. İnsanlar robot kollardan faydalanarak da güçlerinin yetmediği işleri kolaylıkla yapabilirler. 13 kilo şu anda bu. Robotların gücünden faydalanmak demişken, bu örnekte ise bir insan bir robotun bedenini tümüyle kontrol ediyor. Sol koluyla robotun sol koluna, sağ koluyla robotun sağ koluna hükmediyor. Kapakları taşıma bantlarına koyan robot kollar da var. Bir insanın kolundan çok daha hünerli ve hızlı iş gören robot kollar. Hepsini aynı şekilde koyuyor. Aralarındaki boşluk azlığına bak. Ne kadar hızlı olduğunun başka bir sorusu. Burada da sistemli bir takım çalışması var. Bir robot küçük beyaz kutuları banta koyarken diğeri onları büyük kutuya koyuyor ve tamamlanmış büyük kutuyu yerine götürüyor. Peki büyük kutu nereden mi geliyor? Onu da arkadaki bir robot kutu haline getirip banta koyarak diğerine ulaştırıyor. Hiç yorulmamayı bir kenara bırakın, bu robotların bazıları insanlardan kat be kat daha hızlı çalışıyor. Bayağı sıkı tutuyor yalnız. Bu robotsa hatasız manevralarıyla çubuğu halkaların içindeki boşluktan geçirerek bize adeta bir şov yapıyor. Sağlık sektöründe çalışabilecek bir robot. Kısacası bu fuardaki gösteriler bize insanların yaptığı her basit işin robotlar tarafından yapılabileceğini anlatıyor. Tüm bunlar sanayilerde kullanılan robotlardı. Peki ya Japonya'daki bu mekanik akılların tıpkı bir insan gibi şuur elde etmiş olanları var mı? Dünyanın en büyük bilim ve teknoloji müzesi Mirai Kan'ın yolunu tuttum. Giderken yolumun üstünde olan bir robot kafeye de uğradım. Şimdi garson çalışmada bir kafeye geldik. Burada kahveyi veren bir garson yok. Bu robot kahveyi hazırlayıp veriyor. O zaman sipariş edelim. Şimdi bununla kahveyi alacağız. Evet. Şimdi bardağı alıp kahveyi dolduracak. Bu kafede robot köpekler de vardı. His name Ivo. Ivo. A stroke head and pee and back. So happy. Burada sergilenen robotlar, insanların gelecekte robotlarla nasıl etkileşime geçeceğini anlatan çalışmalara yönelik. Öncelikle burada bizi ilginç bir dünya karşıladı. Devasa bir dünya maketi, robot kelebekler, robotik ekosistemler. Tıpkı gerçek bir insan uzvuna benzeyen yapay uzuvları ve silikon derileriyle bu robotlar günümüzde bir makinenin bir insanla en yakın benzerliğini gösteriyor. İnsan bu robotla karşılaşınca içgüdüsel olarak sanki başka bir insanla aynı odadaymış ve bir insana bakıyormuş gibi hissediyor. Bu bir telenoid ve bir insan bebeğini imite ediyor. Amacı robotlar ve insanların iletişimini geliştirmek. Diğer bebek robotlarsa böyle gözüküyor. Kaç yaşında?
olsa yüzü ürpertici bir şekilde bir insanınkine benziyor ve adeta içgüdülerimiz üzerinde bir oyun oynuyor. Sezgilerimiz yüzüne odaklanınca onun duygu sahibi bir insan olduğu fikrine kolayca kanabiliyor. Let's speak Turkish. Nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim ben de. Sen bir robot musun yoksa bir insan mı? Ben bir robotum. Tıpkı insan gibi gözüküyorsun. Evet, insanlar tarafından yaratıldım. Sana dokunabilir miyim? Hayır. Neden? Buna uygun bir şekilde tasarlanmadım. Kaç yaşındasın? 2 yaşındayım. Ayrıca sesin biraz tuhaf geliyor bir kadına göre. Evet, sanırım programlamada bir hata var. Aynen, teknik bir hata olmuş gibi. Evet. Gözlerin kıpkırmızı gözüküyor. Neden? Beni takip edebilir misin? Tıpkı bir insan gibisin. Hangi ülkede doğdun? Japonya. Peki burada her gün insanların senin yanına gelmesinden rahatsız olmuyor musun? Hayır, rahatsız olmuyorum. O beni mutlu ediyor. Çünkü burada oturuyorsun ve insanlarla konuşuyorsun. Evet. Bütün gün buradayım ve insanlarla konuşuyorum. Türkçeyi nasıl öğrendin? O benim yazılımımın içinde zaten vardı. Bu sistemin adı Otanoroid. Şuur sahibi bir robotla konuştuğumu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat gösteri öncesi ekibimizden birisi kontrol odasına girmişti. Ve robotun ağız mimikleri, boyun hareketleri, sesi dahil her şeyini uzaktan kumanda ediyordu. Sağıma soluma bakacağım bir dakika. Burada da kameraman arkadaşımız varmış. Merhaba. Merhaba. Buysa otizmli bireylerin terapisinde kullanılan Paro adındaki robot Fog. Daha sonra ünlü robot Asimo'nun gösterisine katıldık. Asimo! Soro ikimen. Junbi wa ii desu ka? Hızlıca sahneye saatte 9 kilometre hızla koştu ve durmaya çalışırken yerinde sayarak dengesini korumaya çalıştı. Bize dünyayı nasıl kirlettiğimizi anlatan bir metin okudu. Tek ayak üzerinde zıpladı. Şarkı söyledi. Ve önüne yerleştirilen bir topa gerilerek şut çekti. Bu gösteri aslında benim için yetersizdi. Çünkü araştırdığım bilgiler ve izlediğim videolar beklentimi daha yüksekte tutuyordu. Aslında Asimo bu gösterilenlerden daha fazlasıydı. Gözlerine yerleştirilen kameralar sayesinde belleğine daha önceden kaydedilen insanları tanıyabiliyor ki karşısından gelen kişi hareket halinde olsa bile tanıyabiliyor ve onlara isimleriyle hitap edebiliyordu. Birisi onunla konuştuğunda o kişiye doğru dönüyor ve kısa sözcüklerle iletişim kurabiliyordu. Karşısına bir engel ya da bir insan çıktığında yönünü değiştirebiliyor, biri ona el uzattığında tokalaşabiliyor, el salladığında ise karşılık verebiliyordu. Ayrıca el ve parmak hareketlerini mükemmel bir şekilde koordine edebiliyordu. Gösteri bittikten ve insanlar dağıldıktan sonra gözümüzden kaçmayan şey ise görevlilerin Asimo'nun takip ettiği siyah noktaları örtmesi oldu. Yani Asimo'nun her hareketi tabii ki daha önceden süresi süresine programlanmıştı ve robot bilinçli bir şekilde hareket etmiyordu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanalda bir yıl aşkın bir süredir videolar paylaşmaktayım. Ülke videoları, biyografi videoları ve daha fazlası. Sizden bu kanalın ismini değiştirmem yönünde birçok yorum aldım. Ama hala Ruhi Çenet videoları 2 olarak gözüküyor. Sizce kanalın ismini değiştirelim mi? Benim öyle bir derdim yok fakat ankete katılırsanız kanalın adını değiştirebiliriz. Bu kararı size bırakıyorum. Kanalın adı ne olursa olsun yeni videolar gelmeye devam edecek. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.